Merhaba, ben Şenol. Story Hunter Simulator'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde sabaha kadar bekledim. Kısacası bilmeyenler için şöyle anlatayım. Malzemelerin hepsini kenara zorladım, level kasıyorum. Tamir şeyi gelsin de tamir edeyim diye kafamdan uyduruyorum. Ne zaman gelecek en ufak fikrim yok. Uzun lafı kısası, dışarıda olan malzemeler yalan olmasın diye yatmadım. Sabaha kadar bekledim. Sabah loading ekrana girdi, hepsi yalan oldu. Sıfırdan başladım. Tekrardan birkaç yer aldım. Her şeyi sattım bu sefer. Öyle save aldım. Bıraktım. Direkt evde başlıyorsun. Ha, nelerimiz var derseniz. Depo burası. Ya depoya koyacaksın ya arabanın içinde olacak. Şunlar. Ekstra malzemelerimiz. Şu an fiyat biçemiyoruz. Fiyat biçmeden satılamıyor. Satmayı denedim. Hiçbir şekilde satılmıyor. Bunlara yapacak bir şey yok. Bulunduğumuz bölgede müzayede village people sadece bu var. Tamam, bir taneyle gidelim. Olmadı öbürüne de uzarız ya. Hani bir miktar daha level kasıp herhalde iş ettirmek lazım. Bu arada günlük mesaj, ha, çilingir. Tamam. Yine mi? Yani şuna da tıklayacağız mı? Yo, yukarıdaki kilit açma işi başka bir şey galiba. Yakıt almamız lazım. Evet, bip 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 öten o. Kardeşim, kornam var değil mi benim? Var var. Dı 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 dı. İlk yakıt alışım. Ki burada araçlar da var galiba. Onlara da... Oğlum neresi benzinsiz? Ha, şurası. Şöyle bodozlama girebiliyoruz mu? Yes. Kaç paraya doluyor? 38. Bir miktar vardı. 40 dolar diyelim biz o işe. Depo 40 dolar. Yani tahmin ediyorum 40 litre falan olsa litresi 1 dolar. İyi. Ona da şükür. For sale. Benimkini ben size okutabiliyor muyum bu arada? Hoş, yeni yakıt aldım, onu yemeden vermem, onu geçeceğim. Haliyle şu arkadaş daha rahat olur. Oğlum kaças... Ha, bunun tersten yazılışı mı? Yo. Soon available for sale. For sale diye tıkladım. Bu arabayı satın almak için dönüm noktası avantajını kilidini açmalı. Yani daha olmadık mı o kadar diyorsun bana? Ha? Daha o kadar büyümedik. Tamam, olur. Yazıyor mu lan orada litre fiyatı? 3.34. Dizel herhalde bizimki. 5.42. O nasıl ya? Ha, galon fiyatı lan o, Allah'ım ya. Galon 4 litre oluyor. Yani yine bir dediğim yere gelmiyor lan. Deponun kaçta kaçı doluydu ki? 40 dolar verdik. Yani 10 galon, 40 litre almadık yani sizce. 32 litre falan almış olduk. Ben geldim. Deponun yeni sahibiyim. Merhaba. Şimdiden tanışalım. Kesinlikle ben de. Gram bırakmam abi. Şu ana kadar gram zarar etmedim. Tahmin ediyorum ilk noktada zarar etme diye bir şey yok. Aha. Gelmiş yine Jessica. Yep. Yep. Hayır. Okay. Let's go. Ya ben bunların belgeselini deli gibi izliyordum ya. Niye izliyordum bilmiyorum yani. Allah Allah. Çıldırtma adamı. Ben de diyorum sana ya. Ciddi misin ya? Lan 250 dolar bulduk. Ne var içeride o kadar? Yeter daha. Teşekkürler. Yes. Boşluk dışı. Teşekkürler. Hemen bakıyoruz. 97 dolar. Selamun aleyküm. 32... 26, şunlar çöp. Bu neymiş lan? 28. 51 mi? O nasıl 51 dolar ediyor be? Bu çöp. Bu kaç ediyor? 106. Oğlum tamamız ya. Ne kaldı? Bunların hepsini şettirdik. Sen gel bakayım. Aracımız çok ufak ya. Baya baya küçük. Küçücük minicik bir şey. Buna ne sokacaksın bu kadar? Yok yok, okut, direkt okut abi. Dışarıda yani gidip eve depoya koyacak halim yok. Onunla uğraşılmaz. Onun için direkt okutacağız. Diğer taraflardan bir tanesine gitmek istiyorum da küçük araçta oraya gidesim yok. Evet, gittim baktım, merak ettim. Bir seferde alamıyorsun. Uzak yere iki defa gitken niye yapasın? Hani burası yakın. Satış noktası oralarda var mı lan aslında? Ha, orada da yok. Bir dakika, bizim satış noktanın işareti ne? Şu.
Dolar ev işareti şu satış. He, orada da satılabilir aslında be. Kilit işareti burada var. Niye kilit işareti var? Kilit işaretin esprisi ne? Şurada satışlar var. Burada satışlar. Ben şuradakine gittim. Lan buradan okuturmuşum be direkt. Hatta kalmış bile olabilir orada malzeme diyeceğim de yok. Aldım galiba hepsini. Emin değilim. Şüphelerim var. Şunu şöyle tepesine kondursam var ya çok güzel olacak da. Durmaz ki namussuz. Hop. Durmuyor. Gel böyle gel böyle. Tamam sen burada dur ya. Şansımı denedim. Tutmadı. Ne yapayım? Sağlık olsun. Başka var mı Village'da? Varsa arada yapıştıralım onu da buradayken. Ha Village People. Küçük küçük bir iki şey bir varsa onları da götürürüm. Onu, şunu da alayım da orada unutmayalım. Kaynıyor arada. Fırlatma diye bir şey var mı ya? Tut, atmak, bas, bırakmak. Varmış. Lazım olursa. Aç bakalım. Merhaba. Jessica. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Hemen. Sen kimsin ya? Sen nereden çıktın ya? Karen. Pijamayı çekmişsin. Git evde takıl ya. Okey. Okey. 1000 para kazan diyor bana. Şu an ana görevimiz benim altımda yazan para kazan 1000. Bugün halledebilir miyiz? Lan oğlum yeter frenleyin. Belki bir tane daha yer gelir. Paramız şunları satmadan bir halta yetmez. Hemen bakıyorum fiyatlara. Bam 68. Bundan satmıştım daha önce ben ya 65. Biraz da değerli olabilir diye düşünüyorsun da olmuyor. Aha. 19 dolar dalga geçiyorsun. Belki dedim bir şey eder ama. Bu dünya yok herhalde. Ufakları oraya koy. Sen ne için lan? 9 dolar. Hiç yoktan iyidir diyesim de hiç yok yani. Bu ne lan? 5 dolar. Zarar mı ediyoruz? Şimdi buraya 325 dolar ödedik. Aha. Şu biraz durumu kurtarıyor gibi. Boş kasadan ne çıkacak? O var. Şu. 319 dolar. Ya zarar edemiyorsun dediğim gibi ya. 35, 354 ama bir bokta kazandığımız söylenilemez. Bu ne? Aha arkada bir şey var. 377. Nadir. Nadir. Gel bakalım buraya. Nadir. Şunu şuraya bir yere tuttu. Şöyle çevirsem. Durabiliyorsun. Güzel. Arabanın üzerinde durabiliyorlar mı? Deneriz. Bak şöyle çeviriyorum. Bırakıyorum. Şöyle alıyorum. Daha kolay oluyor. Oy. Ne oldu? Niye o tarafa yattın ki şimdi sen? Ne gereği vardı yani? Ya niye zıplaşıp duruyorsun? Canım güzel kardeşim. Ruh hastası mı? Neyse. Zıplama. Tamamdır. Ya bakayım. Ya bu şey ya tekerlekli. Kay. Adı aklıma gelmedi. Şöyle ters koyacaksın zaten baba. Şöyle de biraz çevirirsek. Şöyle. Araya bir yere sokarız. Montu da var. Rüzgardan uçması lazım ama büyük ihtimalle uçmayacak. Hayırlısı gerisi ya. Var mı bir tane daha? Yaklaşıyor. Saat 6'daymış. Tamam. Orada var. Oğlum hala kıpraşıyor içeride ama. Araca koyduğum şey normalde kıpraşmaması lazım. Her yerden çekiyor. Çok güzel ya. Vallahi mükemmel bir şey ya. Boing, 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 boing. Bunun biz fiyat biçmedik mi biz buna?
İlginçmiş. Niye biçmedim ona ben fiyat? 34 dolar. Allah bereket versin. Karım bir tık arttı. Kasaları da sana bırakıyorum kardeşim. Şunu kilidini aç. Kilidini aç. Hali hazırda bir tanesini açmış. Nerede de şurada. Aç bakalım. Nedir o? Nadir. Kasanın kendisini satacağız. Nadir olan kala... Ne ki bu ya? Korsan fuları. Allah canını almaya, ne bileyim, kuru kafa gibi geldi bana. 30 dolar ediyor bu da. Şey, 10 dolar ediyor pardon. 30 dolar. Belki öbürü 30 dolar ediyordur da öyle içime doğmuştur. Olabilir. Kalp gözüm açık bu aralar sanki. Oğlum bunlar da nedir ya? Allah'ım. Çok büyüksünüz kardeşim. Bunu nasıl sokacağız biz? Hadi bunu böyle soksam. İnci. Oğlum. Heh, sağ ol. Yanlış basıp duruyorum. Sonra da sayıklıyorum. Oha. Durdu. Vallahi durdu. Emin değilim bunu buraya teşebbüs bence etmeyeyim hiç. Ama şunu şöyle yapabilirim sanki. Ne diyorsunuz? Birbirlerini zıplatmadan. Durdu. Bokunu çıkartarak. Ya olayın esprisi de biraz o ya. Sabit durursa gidiyor galiba. Evet. Sabit durdu mu gidiyor abicim. Kitleniyor gibi yani mekanik olarak. Bir kere sabit durdu. Ondan sonra orada. Blueberry Rehin dükkana. Abicim 68, 66, 65, 23. Oldu 849 dolar. 1000 doları görmeyecek ya eldekilerle. Ama neyse saat 6'da bir tane açılıyor. 8'e kadar o arada kapmam lazım onu. Sanki değerli bir şey olacakmış gibi gibi. 8 seviyeyim. Daha herhangi bir şey vermedim. Veriliyor mu? Ondan da emin değilim. Veriliyordu galiba. Var mıydı öyle bir şey? Öyle bir şey hatırlıyor gibi gibi. Hocam seni alsak. Şöyle çevirsek. Bunu da alsak. Üstüne soksak. Durursa tamamdır. Vallahi durdu. Var mı başka bir şey kardeşim? Blueberry için kilidini açmayı başardı. Sağ olasın. Geliyorum. Hemencik geliyorum. Şunları okutayım. İkisini de açmış. Harita ve yetenekler. Şunlar var da level 10'da açılıyor ya. Ondan önce bir şey yok. Ki araba içinde bir özellikten bahsediyordu. O da oradaki levellerden bir tanesi herhalde. Yeni ev ve arabalar. Yeni müzayede seviyesi. Yeni müzayede seviyesi ve rehin dükkanı. Şurada o zaman yolumuzu bulacağız biz. 20 seviye. Hop 106 hop 68. Tada. Görev tamamlandı. Nice. Tabletlerinizdeki aletler uygulamasını kullanarak eşyaları doğrulamak ve tamir etmek için daha iyi aletler satın alabilirsiniz. Yes. Hemen hemen. Dur bir dakika. Şu kasaları halledeyim. Saat 6 işini de halledeyim. Upgrade'leri direkt yapıştıracağım. Esprisi o zaten ya. Upgrade'siz olur mu? Hocam ben geldim. Teşekkürler. Ellerin dert görmesin. Niye her seferinde buraya park ediyorum? En ufak fikrim yok. Şeyler burada kasalar abi. Aç bakalım. Nedir abi? 10 dolar. Allah razı olsun. Bunu mu koydun harbiden? Bu nedir? Nadir. Adına da bakmadan neye benziyor anlamaya çalışıyorum da radyo. Burada da başka bir şey yok. Ops. Bak.
Ya olsa zaten şeyde direkt okumaya çalışırken içi açıksa söylüyor adam. Yani şunu alırım, bunu alamam falan filan. Abi sen şu topu al şunu be. Bırakır mısın? Yanlış tuş. Oyunlarda karıştırıyorum abi. Allah canını almıyor. Bunda ne var başka? Buna şey ettiremiyoruz. Madalyon. Para mı ediyor? Ha bir dakika. Şu yanlışlıkla gitmesin de. Bunların şimdi değerini biçebilecek miyim yani? Yolumu bulurum ki. Kasalar. Bunlar. Bunlar. Dört tane de nadirim var. O arada eve gidip nadirleri bıraksam mı diyeceğim de ne gereği var ya. Beşişerek geçiyor zaten vakit. Şey hala gelmedi değil mi? Yaklaşıyor 6'da tamam. Günlük şu mesajları da bir tıklayalım da rahatlamış olalım. Şimdi aletler doğrulama aleti. Haydi 2000'de neymiş be abi? Tamir aleti. Bence ilk başta tamir aleti. Bam. Yes please. Of 2000 2000. Hello. Göz işareti herhalde halihazırda bakılmış olan oluyor değil mi? Mantıklı çünkü zaten ilk açtığımda ilk seçili olan görünüyor ve göz işareti var. Oradan anlamam lazımdı. Ve vakit bam. Kaydol. Arabayla yanaşmış. Yani alacağım için 500 dolarım var. Paraya da dikkat etmek lazım ha. Orada 500 dolarlık da bir tarama aleti olsaydı ben alırdım biliyor musunuz yani? Aklımdan tamamen çıktı o muhabbet. Buralar 300 küsür. 400 doları görmedi daha buralar. Ama hani bir level atladık. Kırık bir eşyayı tamir et mesela. Görev o. İyi oldu 500 aldım. 2000. Tarama olayını yapsam ama elimde de bayağı malzeme vardı. Öyle de bir şey var. Atıyorum 2000'i buldum. Verdim. Acaba ne ediyor nadirler tabii. En ufak fikrim yok ama. 2000'in en azından bir kısmını çıkartırım herhalde. Ablacığım senin ne işin var burada Mabel? Neredeyse gidiyordu yalnız. Kadın incelerken. 258. Yeter yeter. Teşekkürler. Ya bırak hareketi ya. Abi ceset var içeride. Oha bu ne lan? Oğlum kaç yılın kultivatörü bu? 60 var Allah canını almaya. 9 dolar. 115 dolar. 250. Aa bu nadir. İşte nadirler ne diyor acaba ya? Hiçbir fikrim yok. Bunları bileydik. Allah'ım oyuncağı kes. Dinozor. Vallahi bizim çocuğu da dinozor hastası yaptık. E şimdi hep böyle ark mark muhabbetine çocuğa dinozor falan aldı. Bir kaplumbağa bir dinozor abi. Adam oynuyor onlarla. Taramadığım var mı bir şey? Ha var. Bu ne lan? 25 dolar. Ha şurada bir şey daha var. 258 verdik 286. Oğlum yakıt parasını çıkartmayacaksın lan. Nadiri saymazsak tabii. Tamamen şuna bakar olay. Tahmin ediyorum 3 haneli olurlar en azından ya herhalde değil mi? Onu bugün büyük ihtimalle anlayamayacağız. Bana öyle geliyor. Bu top burada nasıl duracak hiç bilmiyorum. Hala kıpırışıyor. Oğlum dur artık. Hareket etsem. Tamam dur da. Oh, şeyler kapanacak. Hadi kasa kalsın da. Zavazingoları satalım ya. Arkadaki garanti kalacak. Kötü oldu. O kötü oldu. 8'de kapanıyor yanlış bilmiyorsam. Depoya götürmem gerekecek. Dur 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 dur. Ne diyorsun ya? Oğlum nasıl değer biçmedim ona? Biçtim ya değer biç... Ha bu açılıyormuş lan. Bazıları kilitli gelmiyor. Yani direkt açıyorsun. İçindekiydi o da bu arada. Kova çıkmış içinde. Allah bereket versin. Kilitçiye gitmeme gerek yokmuş.
Ama tabii bu saatten sonra imkansız. 5, 4, 3, 2, 1. Tada! Dükkan kapandı. Değil mi? Biz eşya tamir edecektik değil mi? Seni lanet olası. Tamir için ikinci seviye gerekiyor. Oğlum 8'de kapatmıyor muydu? 8'de kapatınca da söylüyordu sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Gıpraşma. Yeter dur işte. Belki de kapatmamıştı lan. Deneyim. 9 9 kapanış saati 9 9. Bam. Buyur abiciğim. Abi değerini biçemediğim şeyi zaten tamir edebileceğimi sanmıyorum yani. Sonraki güne kaldı. Sağlık olsun. Gider yatarız. Kalkar hemen şipşak peş peşe. Çıtır çıtır. Bunları tamir edelim. Zaten tamir ettiğinde kaça geliyor onu da görmek istiyordum. Depoya koyma olayı da efsane. Hop. Cüp. Store from truck. Şöyle de olur. Hoppa. Bunu niye almadın? Depo mu yeterli değil? Depoda boşalan yok. Hadi buyur. Arabadakine de galiba bir şey olmuyor. Anlayacağız şimdi. Gümüş bilezik ulan bu da değerliye benziyor be. Şunu salla. Emin değilim hangisi değerli. Ama gümüş bilezik bana değerli gibi geliyor. Ver bakayım şunu. Hah. Anlarız şimdi. Bir tane dışarıda var. Kapat. Kapıyı kapat. Tay tay. Yemek yok. İçecek yok. Bir sonraki mücadelenin açılmasını beklemek için zamanı atlayabilirsin. Dairenin haftalık kirasını unutma mu? Para her pazartesi hesabından çekilecek. Teşekkürler. Yakıt 41 dolar. Harcanan 1400 dolar. Kazandığım 1199 dolar. De harcanın içinde 500'e şey de var. Unutmayın. En iyi satışım da 115'e kola makinesiymiş lan. Allah Allah. Olur. Hoppa. Tata duruyor sıkıntı yok. Ama oraya ufak bir şey koyalım ya. Şu olur. Hani ayağımıza dolanmasın. Sonuçta takılıp duracak. Buyur. Müzayedeler. Bununla başlıyoruz. Sabah 8'de sonra 11'de var sonra 2'de var. İlkini tamir edeceğim. İnşallah. Unutmazsam gidene kadar. Pardon. Ama işin özünde savunmam gerekirse orada alelacele satmaya çalışıyoruz. Abi zaten tamir edecek zamanımız yok ki. Ki belli ki her şeyi de tamir edemiyoruz. 500'lük. Çocukları tamir edebiliyoruz. 600 dolarım var. Açılın. Come on. Come on. Hadi bakayım. Come on. Bu kimmiş ya? Abigail. Yeah. O da çok ilginç bir isim ya. Okay. Abigail. Abby. Okay. Okay. Gary var, Pedro var, Paul var. Zayıflar. 123 dolar mı? Ciddi misin? Hepsini tamir edeceğim herhalde. Mesela. Lan tamam sevinmeyi bırak. Zıbıdı. Doğru da. 66 dolar. Tamir et. Edemiyorsun. Çok güzel. Niye tamir edemiyoruz bunu? Şunu niye tamir edemezsin arkadaş? Çöp, çöp, çöp. Doğru lan. 29. Tamir et bunu da tamir. Oğlum biz neyi tamir edebiliyoruz ki zaten? Yani pek bir şey de kaçırmamışım sanki. Ha? Öyle gözüküyor. Doğru lan. 38 dolar. Tamir et. Üçüncü seviye mi? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Şuna üçüncü seviye... Bir şey değil mi ya? Dubu 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 çitti bile bulu bulu falan böyle bir müzik. Böyle bir müzik işte. Dur. 9 dolar tamir et. Allah'ım sonunda. 9 oldu 12 dolar. 500 dolar var ya bir senede çıkartacağız. Yemek kabı 6 dolar. 59 dolar. Yalnız %50 ekliyor ama. Çok ucuzları tamir ediyor baba. Bant 5 dolar. Banta 3 seviye istedi.
Hayvan orla hayvan. Hayvan. Hop. Şuraya sokabiliyor muyuz bunu? Soktuk. 35 dolar. Üçüncü seviye. Para da vermedik ama buraya. Lütfen rica edeceğim. Yani yargılamadan önce. Şöyle. Ya üf. Çevir. O nasıl çevirme lan? Yani yan dönünce o da bir acayip döndü. Dur artık. Dur. Sen nesin? 15 dolar. Bunlarla bir bok olmaz. Başka bir şey var mı? Yok. Saat 9. 11'de öbürü. Tamam, ben bir iki tanesini böyle bir halledeyim. Biraz para yapalım. 5-9. 2000 zor ama bu kadar. Kaç gün sürecek gibi ya. Aa, bu arada görev... Lan, yey! Oğlum, kırarım önüne. İnerim, döverim seni ha. Blueberry de kendi Rain dükkanını satın al diyor. Rain dükkanında satışın eşyaları. Abi olay he. Ben trailer'da görmüştüm onu ya. Doğru, kendi dükkanına diziyorsun sen bunları. Satışa falan çıkartıyorsun, ona göre orada asıl parayı kazanıyorsun. Ama şu an tamirciyiz. Şu anki orayımız tamir. Kademe kademe oraya gidiyor. 10 seviye oldum diye mi ya? Blogger'de kendi Rain dükkanını satın al. Burayı ünlem olarak niye gösteriyor? Görev için. Değil mi? Buradan mı direkt satın alıyorduk abi? Anlamadım onu. Lan onun fiyatını belirlemedim mi ya? Kasayı satmış mı bulundum? İçi boş muydu lan onun? Uh-oh. Ha, tamir. Bunu mu tamir ettim? Gerçekten mi ya? Hiçbir şeyi tamir edemeyen ben. Dizüstü bilgisayar ki 2 dolar ediyor. Bence onun çevresinde bir yanlışlık var. Onu tamir ettim. 2 dolar. 500 dolar var ya, mümkünatı yok çıkartamayız. Şşt, dur. Böyle fren çek. Ha, bu arada şşt, dur, asıl şey için söyleyecektim, pardon. Harita şu geldi, direkt kendi geliyor yani. Seviye 2 müzayedeleri için kayıtlı olabilir ve rehin dükkanı, şöyle bir döneyim de. Ve rehin dükkanı satın alabilirsin. Rehin dükkanı alabiliyoruz. Dükkanda önlem gösterdiğine göre tahmin ediyorum onu, ama dükkan herhalde ucuz değildir ya. Zannımca. Hocam sen şöyle dur. Şu arkadaşı şöyle çevirip şettirmeyi deneyeceğim ya. Bana öyle daha mantıklı geldi. Değil mi? Sen de bunun içine... Allah'ım çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Şöyle içine bir yere oturursun dedim. Gayet. An itibariyle sallamıştım tamir işini. 50 dolarlık şeyi tamir etti la. Vay. Vay arkadaş. Neyine göre tamir ediyorsun? 70 dolar yaptı. İki katı. Abi burayı falan mı alacağım? Ben nereye alıyorum? Nasıl alıyorum? Günlük mesajlar. Çilingir abi, saygılar abi. Ona göre kendi işin. Blueberry'de kendi rehin dükkanını satın al. Aa, 2000 para da bu istiyor. Vay arkadaş. Oho, her şey 2000, 2000, 2000, 2000. Neymiş o ya? İçeride kenarı ben alacağım herhalde ya. 4 tane oraya mal koyacağım. Artık kaça giderse misali. Bana öyle gözüküyor. Şu kilidi anlamış değilim ama hala. Yani bir yazıyor kilit de. Glitch people aldı. Oğlum şimdi aldık ki onu. Neyse. İkinci seviye şeylere gitmem lazım benim de. Bu araçlık gidip gelme konusunda bir şüphelerim var ya. Ama buradan da ne kazanıyorum baba? Hiç yani. Buradan 2000 yapmak zor olacak. Neyse, bugünü burayı böyle kapatalım. İki... Galiba bir tane daha mı vardı? Yok, sonucu mu? Tabii sabah 8'de vardı, 11'de vardı, 2'de vardı. 3 tane. Günde 3 tane oluyor zaten. Aslında o tarafa bir yere uzayıp bir tane de seviye 2 sokabilirdik ya. Çok alakasız şeyleri de tahmin edebiliyor. Çöpleri at. Bak bunu mesela tamir etmeyecek değil mi? Ha, bunu ediyor pardon. Öbürünü etmiyordu. Bunu tamir etmiyor. Bunu istedi sen etmez ama.
herhalde. 90 dolar. Onu da tahmin etmiyor. 28, 39. Abi ettin de güzel ediyor ya. Aa bak. Değil mi? Etti mi güzel ediyor yani. Bunu doğrulayabiliyoruz. İçini de açamıyoruz ama. Ha, bazılarını hiç doğrulayamıyorsun sanki ya. Ben mi yanlış anladım olayı? Belki de ben yanlış anladım olayı. Hazır boku da çıkartmışız. Şöyle bir... Tam çözemiyorum boyutunu. Uzaklığını. Yok o kadar. Bunun altına bir şey çıkar mı lan? Ya. Ya tutarsa. Bir de bölgeye göre leveli. Blueberry Village 11. West Black. Bak bir sefer gittim iş yaptım. Bir sefer de 90 almışım. East Black 0. Yani seviye atlayıp yeni şeyler yapmak istiyorsan burada yapacağım galiba ama ikinci seviye yer açıldığına göre ki orada satış. Alış satış yaptım yani ben. Bir şeyler şettirdim orada ben. Şunu verelim 15 dolar. Şunu alalım. Teşekkürler. Ne vereceksin abine? 15 dolar verdik. Ha bunların içinden illaki nadir bir şeyler çıkıyor. Bunları satmanın hiçbir mantığı yok. Sattım bir tane de içi boştur diye. Ya tamam 3. seviye. Parasıyla alakalı değil bu iş. Tamamen işte içeriğiyle alakalı. 1'den 6'ya kadar var. 3'den 5'e kadar var. 3'den 5'e kadar var. 6'ya kadar buraya gidilir mi ki abi? What's in the box? Neresi oluyor ki? Village people, what's in the box? Junkyard. What's in the box herhalde şu. Şey yazılmadan gitmeyi bir deneyeyim bakayım. Ne kadar zamana gidiyor? 4.47 şu anda vakit. Orada galiba bir şeyim kaldı. Emin değilim ama zaten yattık bitti gitti o iş. Kaldıysa bile. Bir iki ıvır zıvır bırakmış olabilirim orada. Kilit işareti gitti. Galiba şey o ya. Kilitte eleman. Yani kilidini açtım gel al. Onun işareti o. Ya buraları da göstermedik tabii değil mi? Öyle bir durum var. Köprünün maşallahı var. İlginç bir şekilde bir başında bir kıçında sadece şey var. Ortası bayağı sabit. Tel yok bir şey yok. Biraz saçma yapılmış gibi geldi bana. Şimdi burada benzin istasyonu var. Otel var. Şu otelle alakamız yok herhalde. Tabii benzin istasyonuyla etkileşim var. Otelle bir şey yok. Başka ne var burada? Sol tarafta ha buradan ev falan alabiliyorsun. Parayı bulduğun zaman şimdi kamyon alalım da evi boş ver. Hocam sen şimdi buraya döneceksin değil mi? Ben her türlü araya girerim. Aha de şu tam konteyner de değil ya. Galiba burası. Şu. Evet. Ne alaka bura değil mi abi? Yo burası işte. Ya o görev ya aklım gitti ya. Hadi bakayım kaç para? 1000 param var. Oğlum aynı çöpler. Buraya kadar geldik. Para biraz daha sanki sağlam gitti. Öbür tarafta 150 aldığım yer var. Ama 300 küsür ödemiştim de var yani. Zechariah Harper. Harper bir hatun mu lan? Rick Leo. 246'yı aldın mı? Yiha. Teşekkürler. Dağılın. 13. Çok güzel. Burada biraz kazıklanabiliyorum galiba. 8 iyiymiş. Nasıl lan? Bunun aynısından tamir ettim ben. Şaka mısın ya? Oy oy. Ufakları mı arayacağız? Neyse. Anında satış. Açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Hocam şöyle bir gel de şunu bir görek içinde bir şey var yok nedir ne değildir belki direkt nadir bir şey çıkar direkt çıkılar. Başka bir şey var mı? Yok. Ama olabilir. Neden olmasın?
Tamir edilmez. Onu geç. O ne lan? MRI mi? Ne alaka? Askeri yemek de bu. Tamir ediliyor mu? Oğlum yemeği nasıl tamir edersin babacığım? Sen manyak mısın ya? Bu ne demek ya? Kitaplar tamir edilmiyor ya. Hiçbir şey yok. Öyle bir dünya yok ya. Bak ya. Hoplaşma. Allah Allah. Bunu en son üstüne bir yere koyarım. Böyle alıp koyabiliyorum değil mi? Sıkıntı yok. Tamam. Sen gel abi. Şimdi tamir edemiyoruz. Bunlar anında gidici. Tamir edilemiyor. Bu da tamir edilemiyor. Şimdi en büyük sıkıntım benim bunların hepsini bir arada nasıl götüreceğim. Şimdi şunu şöyle arkaya soksak. Bunları buraya sokacağız. Açık ve net o yani. Bunu... Lan ne yaptın ya? Şöyle yapsam. Şu yana... Yere soksam. Şunları en sona mı sokarız ya? Emin olamadım. Şöyle arkaya doğru düşsen olur. Lan bırakmadın mı? Allah canını almıyor. Fazla gıbraşıyor sanki. Ya bunu kenara bir yere de sokarız ama her şeyi de dağıtabilir bu ha. Öyle bir potansiyel seziyorum ben şu an bunda. Bak şimdi hop. Şık. Evet, 100 puanlık aile sorusu. Bam! Bence oldu. Oldu oğlum işte. Tamam mı? Tamam mı? Ha buradaki yere okutalım bunu. Vaktim fazla yok zaten. Nerede bunun okutma yeri? Burayı hiç okutmadık. Ha. Hadi gidelim. Tamam biraz fizik kurallarına aykırı olabilir. Bize ne kardeşim ya? Gidiyor mu? Gidiyor. Gerisi kimin umurunda? İşimi görüyor yani. Evet. Buradan görebileceğim mi? Ooo hocam senin mekan hiç fena değilmiş. Buralar falan hep alınıyor mu? Her yerden çekiyor mu? Kasayı verme. Onu ben yanımda götüreceğim. Kasacı kapalı olacak büyük ihtimalle ama araçta kasa kalıyor. Şeyler de yani dışarıda bıraktığın kasa da kaldı. Hoş şimdikiler kayboldu. Ama kasa kaldı. Yakıtımı da hızlıca doldurayım. Bir öncekinde de öyle olmuştu. Birkaç defa orada iş yapmıştım. Bir sefer buraya geldim geri döndüm. Eve vardığımda bağırıyordu araç. Yakıtımı doldur, yakıtımı doldur diye. Bağırıp duruyordu. Şu aracın 4x4 olduğunda inandırıcı gelmiyor bana ama. Ha. 4 çeker diyor. 4 wheel drive arkada yazıyor. Yersen. Canavar ya işimizi görüyor. De abi 9'da mı kapatıyordu? Kaçta kapatıyordu? Buna yetiştim gibi. Şu işi de aradan çıkartırsam hiç fena olmaz. Ben neyi işaretledim oğlum? Ben kilidi işaretlemiş olmam lazım. Merhaba. Hocam hazırı ver. Öbürü açılıyor değil mi? Seni lanet olası. İçinde hiçbir şey yok ki. Bunda ne var? Tamir edilmiyor. Bakılmıyor. Ya kapat. Satamayacağım zaten canım. Yetişme şansım yok. Kasalarla böyle kalacağız. İnşallah kasaların içindekiler gitmiyor. Depoda yer yok. Depoyu büyütme şansım da yok. Büyük ihtimalle büyütme tek şansım şeydir diye düşünüyorum. Yeni yer alma. Valla araba kasasındaki kalıyor olması lazım ama bunun içinde 3 tane şey var. Özellikle gümüş bilezik. Bu da gümüş bilezik. Burada daha az değerli diyebileceğim şey. Şu ikisi çok değerli baba. Onun dışındakiler de çok bir numara olmayabilir. Deneyelim, görmüş olalım. Giden gider, ne yapacaksın? Yattım, uyu.
Bakalım araçtakilere ne olacak? Birlikte en azından keşfetmiş oluruz o işi. 400 lira. Bu kadar mı kardayım? Tamam duruyorlar. Tamam eyvallah. Her şey duruyor. 10 numara 5 yıldız. Ben bir miktar kasarım. Bunu 2000 yaparım. Büyük ihtimalle. İlk neyi alırız onu bilmiyorum yalnız. Aletlerde doğrulama aleti değil mi ya? Muhtemelen hepsini doğrulamayacak da bir miktar en azından doğrulacak. Orada bir para atlaması yaşarız. Tamir aleti. Çünkü çoğu 3 istedi fark ettiyseniz yani. 2 isteyenler de vardı 3 istedi. Şunu alıp bir miktar para yapıp dükkan almak bana daha mantıklı geliyor. Muhtemelen. Bu kadar diyelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben Sırrı Efendim. Ben de mesela basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.